Herkese merhaba. Bugün 6. sınıf Türkçe 1. dönem 2. yazılı örnek soruları ve çözümlerini birlikte göz atacağız. Haydi 1. soruyla başlayalım. Evet, aşağıdaki 6 işleri kelimelerden hangisi yapı bakımından farklıdır? Baktığımız zaman bahçeli, vergi, odaya, sessizlik. Yapı bakımından dediği zaman sözcükleri basit, türemiş ve birleşik olarak ayırabiliyordu. Baktığımız zaman li yapım ekidir. Yapım eki almış sözcüklere ise türemiş sözcükler denir. Vermek kelimesinden, kelime kökünden vergi yine yapım eki aldığı için türemiştir. Adnan Bey odaya öfkeyle girdi. Y'ye kaynaştırma ekim, oda kelime köküm. Buradaki A ise yönelme hal ekim, yani bir çekim ekidir. Çekim eki almış bir sözcük olduğu için basittir diyeceğim. Ses, sessizlik. İki tane yapım ekim var. İki yapım eki almış. En az bir yapım eki almış sözcüklere de ben zaten türemiş diyordum. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmalı. Burada yapım eki almayan tek sözcük odaya sözcük. Biraz kalemimi büyüteyim daha iyi görmeniz için. İkinci soruma geçtim. Bu metnin yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Sahaftan aldığınız kitabı okumadan veya kitaplığınıza koymadan önce mutlaka açık bir alanda kuru bir fırça yardımıyla kitabın tozunu alın. Kitabın tozunu alırken gözlük ve maske, hatta eldiven kullanın. Unutmayın ki kitapta sizi hasta edecek organizmalar bulunabilir derken karşılaştırma mı yapıyor? Beklenti cümlesi mi var? Öneride mi bulunuyor? Varsayım bulunuyor. Burada bir karşılaştırma yok. Bir beklenti yok. Bir varsayım yok. Sadece bize yapmamız gerekenler, yapmamız istediği şeyler hakkında biraz öneri veriyor. Öyle yapın. Sizin için daha iyi olur. Sağlığınız açısından daha iyi olur. Cevabım dolayısıyla B olmalı. Üçüncü soruma geçtim. Evet, bu dizelerin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dünyadan hiçbir haber yok. Yok bizi arayan soran kimsemiz. Öylesine karanlık ki gecemiz. Ha olmuş ha olmamış penceremiz. Kimsemiz yok diyor. Kimsemiz yoksa biz yalnızızdır. Dolayısıyla cevabım Bursa olmalı. Beşinci soruma geçtim. Aşağıdakilerin hangisinde atasözünün açıklaması yanlış verilmiştir? 5 mi oluyor bu, 6 mı bilmiyorum ama siz sayıyorsunuzdur zaten. En son 20 sorumuz olması gerekiyor. Yatan öküze yem yok. Çalışmayanın gelir beklemeye hakkı yoktur. Doğru. Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz. Her durumu doğuran bir etken vardır. Evet. Arı bal alacak çiçeği bilir. İşini bilen kimse nereye başvuracağını bilir. Doğru. Zora dağlar dayanmaz. Beğenmediğin şeyi kişiye zorla sevdirilemez. Değil de. Yani zor olan şey zora hiçbir şey dayanamaz anlamında. Sevdirilemezden ziyade dayanamaz anlamında olmalı. Dolayısıyla cevabım Denizli. Bir hızlıca bakayım kaçıncı sorudayım, doğru söyleyelim. Saymadık herhalde en başta. Birinci sorumdu, ikinci sorumdu, üçüncü sorumdu. Dördüncü soru. Şimdi beşe geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kabarmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Yani gerçek olmayan anlamında mecaz. Fırındaki üzülme kek çok güzel kabarmıştı. Yani pişmişti, pişmeye yaklaşmıştı, kabarmıştı. Doğru. Nehir birdenbire kabararak köprünün ayaklarını aştı. Burada nehrin kabarması... Yani gerçekte de olabilecek bir şey. Köpürmesi anlamında. Yine kekin kabarması gibi böyle hani birden boy olarak, boyut olarak büyümesi şeklinde düşünebilirsiniz. İhtiyarın damarları kabarmış, zayıf eller istiyordu. Burada da yine boyutunun büyümesi şeklinde düşünebilirsiniz. Adam bu başarı bana ait diye kabarıyordu. Ama adam burada gerçekten kabarmıyor. Burada gururlanıyor, böbürleniyor anlamında kullanılmış. Cevabım yine Denizli seçeneği. Diğer soruma geçtim. Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir?
İkilemelerin arasına konur. Neydi ikileme? İşte yavaş yavaş, hızlı hızlı. Bunların arasına konmaz. İkilemin arasına virgül konmaz. Diğerlerine bakıyorum. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Evet, hitap ettikten sonra birine virgül koyabilirsiniz. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur. Bu da yapabilir. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Evet, nokta 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 mesela. Birinin cümlesine yer verirsiniz burada. Virgül sonrasında dedi ifadesiyle alıntı yapabilirsiniz. Cevabım Adana olmalı. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal söz konusudur? Belki sen de onunla birlikte gidersin. Diyelim ki her şey istediğin gibi oldu. Tut ki yarışmada birinci oldun. Varsayalım ki seneye tayinin çıktı. Şimdi. Varsayalım ki, bu bir varsayım cümlesi. İhtimal ve varsayım farklı şeyler. Bunu elediniz. Tut ki yarışmada birinci oldun. Bu da yine hani öyle san, öyle varsay. Diyelim ki her şey istediğin gibi oldu. Yine bir varsayım cümlesi. Ama belki sen de onunla birlikte gidersin. Böyle bir ihtimalden söz ediliyor. Cevabım Adana olmalı. Bunlar birer varsayım. Gerçekleşmemiş bir durumu gerçekleşmiş gibi kabul etmek. Ama burada öyle varsa ha belki diyor. Burada diyelim ki, tut ki, varsayalım ki demiyor. Bunlar varsayım ifadeleridir. Dolayısıyla cevabım Adana olmalı. Diğer soruma geçtim. Dağılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Kentin üzerindeki bulutlar dağılıyordu. Yani etrafa gidiyorlardı. Evet, dağılmak. Akşam olunca hepimiz evlerimize dağıldık. Yine etrafa, evimize yöneldik, dağıldık. Üst üste gol yiyince takım dağıldı. Burada takım gerçekten dağılıyor mu? Hayır. Moral olarak çöküyor anlamında kullanılmış. Siyah saçları rüzgardan iyice dağılmıştı. Bu da etrafa savrulmak anlamında kullanılabilir. Ceyhan seçeneğinde bir mecaz anlam görüyorsunuz. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Zübeyde Hanım mahallesine taşınacakmış. Geçen sene de Ilgaz gezisine gidememiştim. Ramazan bayramında arkadaşım bize gelecek. Ön koltukta öğretmenimiz oturuyordu. Hanımın H'si büyük. Hanım, bey sözcükleri büyük yazılır. Geçen sene de Ilgaz. Burada özel olan Ilgaz'dır. Gezi değil. Doğru yazılmış buradan. Ramazan bayramında, Ramazan bayramı özel bir gündür. Bayramlar büyük harf yazılır, doğru. Ama öğretmenimiz derken, eğer önünde bir unvan belirten, yani öğretmen örneğin Mehmet Bey demiyorsa, öğretmen Ayşe Hanım demiyorsa, öğretmenin önsü küçük yazılır arkadaşlar. Cevabım Denizli olmalı. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine diğer adıyla ünsüz sertleşmesine örnek bir kullanım yoktur? Ağır hareketlerle kurulanıp giyindim. Proje kısa sürede tuttu. Kızlaya bağışta bulunduk. Uçaktan çabucak inmeye çalıştım. Bakın hepsinde D harfi T'ye dönüşmüş. Yani bir benzeşme, ünsüz benzeşmesi diğer adıyla sertleşmesi görülmüş. Burada, burada ve burada. Fakat A seçeneğinde öyle bir durum söz konusu değil. Cevabım Adana olmalı. Evet, 11. sorum olmalı bu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına uğrayan bir kelime kullanılmıştır? Bakalım. Kelimelerin derinliğine bir türlü ulaşamıyordu. Muhafızların her biri ayrı bir yere saklandı. İlerlemiş yaşına rağmen hayli dinç kalmıştı. Yan yana yürüyerek birlikte konağa girdiler. Şimdi burada ulaşamıyordu aslında burada A harfi olmalı değil mi? Ulaşamamaktan ulaşamıyordu. A harfi I'ya dönüşmüş. Biz buna ünlü daralması deriz arkadaşlar. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Bakıyorum hemen. Annesine Belin'le sinemaya geleceğini söyleyecekti. Burada yok. Ufaklık kalktı, yataktan doğrulup bahçeye indi. Burada da yok. Yapılan yemeği çocuğu sevmediği için yeni yemek yaptı. Niçin yeni yemek yaptı? Neden yeni yemek yaptı?
çocuk yemeği sevmediği için bir sebep var. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmalı. Geçtim 13. soruma. Hangisinde soyut bir isim kullanılmıştır? Televizyonda 2. Dünya Savaşı'nı anlatan bir belgesel vardı. Her şey somut. Yatak odasındaki gardıroptan yeşil ceket mi aldım? Bir soyutluk yok. Pencerenin karşısındaki kanepeye oturduk. Bunu nasıl yapacağıma dair en ufak bir fikrim bile yok. Fikir sözcüğü arkadaşlar. Siz bunu beş duyu organınızdan herhangi biriyle algılayamadığınız için bu soyut bir ifadedir. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizgi kelimenin yazımı yanlıştır? Birçok, birkaç, her biri. Bunlar bu şekilde yazılırken hiçbir sözcüğü bitişik yazılır arkadaşlar. Her zaman şeyler ayrı yazılır, onu biliyorsunuz. Mesela hiçbir şey diyecekken hiçbir bitişik şey ayrı şeklinde yazılır. Şu birçok yerine mesela iki çok diyemezsiniz. O zaman bu bir kalıp. Zaten belgisiz sıfattır. Belli değil yani kaç adet olduğu onun için biz buna belgisiz sıfat deriz arkadaşlar. Cevabım Ceyhan olmalıydı. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Bakalım. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Burada bir yumuşama var sadece. Aslanın alnına. Bu sözcük normalde alın sözcüğünden gelir. Burada var. Bu söylediklerimiz zihninde. Zihin sözcüğünden gelir. Burada da var. Kardeşini o halde görünce yüreği sızlamış. Sızı. Sızılamak. Sızıdan gelir. Bakın burada da bir düşme var. Ama A seçeneğinde bir şurada yumuşama görüyorum. Onun haricinde bir olay yok arkadaşlar. Cevabım Adana olmalı. Diğer soruma geçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı yoktur? Masmavi, upuzun, yemyeşil, tertemiz. Bakın bunlar pekiştirme sözcükleri ama bana sıfat lazım. Yani bu kelimeden sonra bir isim gelmiş olması gerekiyor. İsmin de bir kelime tarafına yani sıfatın tarafından nitelenmiş olması gerekiyor. Nasıl gökyüzü? Masmavi gökyüzü olur. Nasıl bir tatil? Upuzun bir tatil olur. Nasıl bir bahçe? Yemyeşil bir bahçe olur. Ama bakın buradan sonra bir isim gelmemiş. Cevabım onun için Denizli olmalı. Geçtim diğer soruya. Hangisinde ikileme yoktur? Ivır zıvır. Deli dolu. Aşağı yukarı. Bakın ikilemeler bu şekilde. Ama ikilemeler arasına böyle bağlaçlar almaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Bursa olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gözlerim yollarda, yolum uzakta, sen gül sularıyla yunmuş, kucakta ben yapayalnızım, buz kesmiş sokakta, bazen gurbette, bazen sılada. Es sesi sözcük vardır, bakalım. Gül mesela. Hem bitki olan gül var, hem de gülmek fiili olan gül var. Eş seslidir, doğru. Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır. Burada bir kalsın bakalım, mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır. Buz kesmiş sokak mesela burada bir mecazlık var diyebiliriz. Yakın sözcüğünün zıt anlamlısı vardır. Bakalım yakın uzak. Evet arkadaşlar ama gördüğünüz üzere bir spor, bir sanat, bir bilim dalıyla alakalı olacak ya da herhangi bir alan ile ilgili olacak bir kelime kullanılmamış. O yüzden terim anlam yok deriz. Cevabımız Bursa olur. Evet. 19. soruma geçtim. Türkçe'de fiillerin makmek eki almış haline mastar denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır? Makmek arıyorum. A'da yok. B'ye baktım. B'de de yok. C'ye baktım. C'de de yok. Ama Denizli'de bir makmek gördüm. Mastar almış kelime derim arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım Denizli olmalı. Bakın burada. Evet, son soruma geldim. 20. sorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim belirtme haleki, haleklerinden yani i kullanılmıştır? Ev sahibi kiraya zam yaptı. Elmas yüzüğü nereye koyduğunu hatırlamıyor. Bakın buradaki önce i'leri, ü'leri çizeceksiniz. Sabah dönerken arabaları bozulmuş. Kapının anahtarı yine kırılmış. İsmi belirteceğiz arkadaşlar. Yani bu bir mesela ev sahibi derken ne sahibi? Ev sahibi. Burada hem bir tamlanan eki var. İ eki. Yani burada bir belirtme ek var mı? Elmas yüzüğü derken yine aynı şekilde. Ne yüzüğü? Elmas yüzüğü. Dikkat ettiyseniz bunlar birer isim tamlamasına dair ve bu i ekleri tamlanan ekleridir. Bunları elediniz. Sabah dönerken arabaları bozulmuş. Onların arabaları. Burada bir şahıs eki var. D'ye bakın. Kapının anahtarı yine kırılmış. Evet, burada da bir isim tamlaması var. Kapının anahtarı. Belirtme hal eki arıyoruz biz. Yani ismin i eki almış halini. Hangisi uyuyor? Kapının anahtarı belirtme isim tamlaması. Elmas yüzüğü nereye koyduğunu hatırlayamıyor. Yüzük, yüzüğü. Burada bir takısız isim tamlaması var. Yani biliyorsunuz normalde takısız isim tamlamalarında mesela demir, işte demir kasa olur, yün çorap olur. Ek almaması gerekir. Fakat burada bir belirtme haleki almış. Yani siz belirtme haleki deyince illa karşınıza i çıkacak diye bir şey yok. Bu ı da olabilir, u da olabilir, ü de olabilir. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Burada tamlanan oluşturmuş, tamlanan i eki. Burada bir onların arabaları şahıs eki var. Üçüncü çoğul diyeceksiniz. Burada da yine bir tamlanan eki var diyeceksiniz. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olmalı arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlarınızla paylaşarak bize destek olabilir. Arkadaşlarınızın başarısına katkıda bulunabilirsiniz. Bilbul TV olarak biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Düşüncelerinizi yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Hoşça kalın.